Bugün uzun zamanın ardından teori videoları isteyen arkadaşlarımızın da gönlü olsun diye yeni bir teori videosuyla karşınızdayım. Ve bu videoda Gumball evreninin aslında bir simülasyon olma ihtimali üstüne olan bir teori hakkında konuşacağız. Ve hep birlikte keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama ve lakin videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz ve orta halli ama büyüme potansiyeli fazla yüksek olan kanalımıza da destek vermek isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp video like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Gumball, hepimizin gönlünde bir dönem taht kurmuş olan ve bizi saçmalıklar diyarında küçük bir yolculuğa çıkaran fevkalade bir çizgi diziydi kendisi. Ve çoğumuz bu diziyi küçük yaşlarda izlediğimiz için bazı bölümlerde bizlere verilen sinyalleri pek de alamadık. Çünkü hiçbir göndermeye dikkat etmeden sadece boş boş ekrana bakıyorduk. En azından çoğumuz öyledir diye tahmin ediyorum. Ama yakın zamanlarda bu diziyi tekrardan baştan sonuna kadar izlediğimde aslında dizinin alt planında çok farklı bir şeyin olduğunu fark ettim. Ve internet üstünde araştırdığım bazı bilgilerle birlikte düşüncem de tasdiklenmiş oldu. Ve bu sebepten ötürü de bu videoyu şimdi çekiyorum. Hepiniz Matrix filmini bilirsiniz. İnsanlar zamanın bir diliminde yapay zekayı o kadar fazla geliştirmeyi başardılar ki en nihayetinde yapay zeka insanlara düşman oldu. Ve ardından yapay zeka ve insanların arasında geçen savaşın en sonunda kazanan yapay zeka oldu. Daha sonrasında da yapay zeka insanları bir şekilde fabrikalarda üretmeyi başardı. Ve her bir insanı bir kapsüle yerleştirip onları simülasyon evrenine hapsetti. Ve tüm insanların simülasyon evreninde olduklarını anlamadan mutlu mesut bir şekilde yaşamalarını sağladı yapay zeka. Ve onlar mutlu hayaller içinde yaşarken insan bedenlerinden çıkan enerjiyi toplayıp kendi benliğini sürdürebilmek için enerji kaynağı olarak kullandı. Çünkü insanlar ve yapay zekanın arasında olan savaşta insanoğlu yapay zeka güneşten enerji alamasın diye nasıl yaptılarsa artık orasını bilemeyeceğim. İnsanlar tüm dünyayı kara bulutlarla kapladılar. İşte sonrasında yapay zeka güneş enerjisi kullanamayınca ne hikmetse buna başka bir alternatif de bulamadı ve insanların içindeki statik elektriği bu şekilde kullanıp kendisini şarj etti. Neyse iyice video Matrix videosuna dönmeden Gumball'a geri dönelim. Aslında Matrix'i size neden anlattığımı anlamışsınızdır. Çünkü Gumball evrenindeki simülasyon teorisi de buna benzer. Tabii ortada yapay zeka ve insanlar arasında olan bir savaş falan yok. En azından şimdilik. Gumball çizgi dizisi absürtlüğüyle ünlü olduğu için hiçbirimiz onun altında bir mesaj aramadı. Ama diziye dikkat edildiğinde ve takıntılı bir derecede dizideki her şeyi ciddiye aldığımızda tüm olaylar bu teorimi destekleyecek. Şimdi bana göre bu teori için kanıt olan bazı bölümlerden ve sahnelerden size bahsedeceğim. Gumball'un bir bölümünde Richard kendi karakterine ve yaratılışına karşı gelerek bir işe girmişti. Ve pizza kuryecisi olarak iş başı yapmıştı. Ama bölümün ilerleyen sahnelerinde işler sarpa sardı. Çünkü Richard'ın bir işe girmesi tüm evrenin dengelerini alt üst etmişti. Bazı bölgelerde yer çekimi kayboluyordu. İnsanlar şekilden şekle giriyordu. Hatta kainatın her bir bölgesinde sorunlar baş göstermeye başladı. Ve en nihayetinde neredeyse tüm bir Gumball evreni yok olacakken Gumball, Darwin, Anais ve Nicole'un çabaları sayesinde ve Larry'nin Richard'ı işten kovmasıyla birlikte tüm evrenin düzeni tekrardan geri gelmişti. Tamam dayı, biz o bölümü izledik, sen bize neden bunu anlatıyorsun diyenler varsa hemen anlatayım. Aslında bence siz de anlamışsınızdır. Gumball'un yaşadığı bu evrende sadece bir karakterin bile doğasına aykırı hareketler içine girmesi tüm evrenin dengelerini alt üst edebiliyordu. Aynı bir bilgisayar programı gibi. Yani bir programın içindeki tüm diğer küçük programlarda adeta bir orkestra gibi uyumlu bir senfoni eşliğinde çalışması gerekir. Bu programlardan birinin orkestraya katılmaması ve orkestranın düzenini bozması ortaya çıkan müziğin tüm ritmini bozar. Yani size anlattığım bu bölümde de olan tam olarak buydu. Richard içinde yaşadıkları simülasyonun ona verdiği görevi tam olarak yerine getiremedi ve programlamasına aykırı olan hareketler yapıp tüm bir simülasyonun çökmesine vesile olacaktı. Ama Larry gelip onu işten kovduğu anda tüm programlamalar asli doğasına geri döndü ve Gumball'ın evreni de tekrardan bir düzen buldu. Ve diziden vereceğim tek örnek de bu bölüm değil. Gumball'ı şöyle bir hatırlamaya çalışın. Dizide neler gördüğünüzü tekrardan anımsayın. Dizi boyunca Gumball tüm bölümlerde başını binbir türlü belaya sokuyordu. Ve bölüm sonunda işler o kadar çok karmaşıklaşıyordu ki artık geri dönülemez bir noktaya geliyordu. Ama her diğer bölümde tüm o başlarını aştıkları belalardan kurtulup tekrardan sıfırdan başlıyorlardı. Yani bir sıfırlama yaşıyorlardı. Ne var bunlarda? Bütün çizgi filmlerde aşağı yukarı böyle oluyor diyenler varsa Gumball'ın bazı bölümlerinde
bölümlerinin sonunda bu sıfırlamanın nasıl olduğunu bize gösteriyorlar. Başlarında açtıkları tüm hatalar adeta bir bilgisayar programı gibi sıfırlanıyordu. Şu anda zaten montajda koymuşumdur. Ne demek istediğimi anladığınızı varsayıyorum. Gumball'ın bir diğer başka bölümünde Gumballcığımız çok mutsuz bir sabaha uyandı. Ve neredeyse karakterine ve doğasına aykırı olacak derecede mutsuz ve olumsuz bir yapıya büründü. Hemen bunun ardından da ailesi bir anda yok oldu. Ve ilerleyen sahnelerde de tüm Elmore halkı yok oldu. Ve geriye sadece Gumball kaldı. Ardından Gumball'ın karşısında bir anda her şeyi yutan bir karanlık belirdi. Ve Gumball'ı yakalamak için onu kovalamaya başladı. Ve en nihayetinde de onu yakaladı. Ama daha sonrasında Gumball bu olumsuz ve mutsuz tavrından kurtulmaya çalıştı. Ve ardından bu durumdan kurtulup ailesini düşünmeye başladı. Hemen sonra da bir anda tekrardan eski haline ve eski dünyaya geri döndü. Ve tüm insanlar da geri geldi. Ve sonrasında da tüm bu gerçekleşen olayların Nicole'ün söylemesiyle birlikte Gumball'ın beyninde gerçekleştiğini anladık. Ama yabancı forumlarda söylenenler hiç de böyle değil. Bazı kişilere göre Gumball'ın o yaşadığı her şey gerçekti. Gumball o gün doğasına fazla aykırı bir şekilde uyandığı için simülasyonun yaratıcıları onu silmek istedi. Ya da bir diğer söyleme göre onu düzeltmek istediler. Ve karanlığın içine girdiğinde Gumball'u böyle bir stres durumuna sokup tekrardan eski doğasına geri dönmesini sağladılar. Ama her şey tekrardan eskiye döndüğünde simülasyondaki diğer insanlar bir tuhaflık hissetmesin diye Gumball'un yaşadığı şeyi sanki çıldırmış gibi lanse ettiler. Oysa harbiden de Gumball o karanlığı gördüğünde ve tüm Elmore halkı yok olduğunda olan her şey gerçekti. Bir sitenin veya oyunun bakım çalışması gibi düşünün. Gumball'daki hatayı gidermek adına sistemdeki diğer programları durdurdular ve böyle bir çalışma yaptılar. Şimdi size dizideki boşluktan bahsedeceğim. Bunun ardından da finalden bahsedip videoyu noktalandıracağım. Boşluğu bilirsiniz. Gumball evrenindeki tüm işe yaramaz, sevilmeyen ve gereksiz her şeyin gittiği yerde orası. Evren adeta hatalı dosyaları silip oraya atıyordu. Yani evrenin bir çöp kutusu vardı resmen. Burası öylesine tuhaf bir yerdi ki sadece gereksiz objelerin gittiği bir yer değildi. Bu yer gereksiz anıları ve gereksiz bilgileri de insanların zihninden alıp kendi içinde hapsediyordu. İşte bu teoriye göre bu boşluk denilen bölge simülasyonun yaratıcılarının simülasyonun içindeki hataları ayıklama ve gereksiz gördükleri her şey için kullandıkları bir çöp kutusuydu. Boşluğa giden her şey sadece belli bir süre için boşluğun içinde muhafaza ediliyordu. Ama daha sonrasında komple geri gelmeksizin siliniyorlardı. Yani aynı hepimizin bilgisayarında olan geri dönüşüm kutusu gibi. Bu dediğimi kanıtlayan şeylerden biri de aslında Rob'un kendisi. Rob Gumball evrenine göre normal bir insanken bir şekilde bu boşluğa düşmüştü. Ama orada durduğu zaman zarfında yavaş yavaş komple silinmeye başladı. Ve Gumball, Darwin ve öğretmeni oraya geldiğinde ve oradan arabayla kaçarken Rob da onlarla birlikte kaçmaya çalışırken boşluk Rob'un kaçmaya çalıştığını algıladı. Ve onun silim aşamasını hızlandırdı. İşte tam da bu yüzden Rob'un suratı şu anda böyle. E peki Rob'un suratını eskitti de neden Gumball ve diğerlerinin suratını eskitmedi diyenler varsa, Gumball ve diğerleri silinmesi gereken şeyler değildi çünkü. Evren onları silmemişti. Onlar bir arkadaşlarını kurtarmak için oraya kendi istekleriyle girmişlerdi. Ama Rob aslında silinmesi gereken bir şeydi. İşte tam da bu yüzden anlattıklarım oldu. Neyse artık dizinin final bölümünden bahsetmeye başlayayım. Zaten tüm söylediklerimi asıl tasdikleyen bölümde bu. Dizinin final bölümünün başında okul müdürünün fazlaca telaşlı olduğunu görüyoruz hep birlikte. Ve ardından bunun sebebinin okula müfettişin gelmesinden ötürü olduğunu anladık. Bölümün ilerleyen sahnelerinde de okula bir müfettiş geldi. Ama müfettişi gördüğümüzde hepimiz şaşkına döndük. Çünkü dizide harbi bir insanı oynatmışlardı. Yani bir çizgi filmin içinde bir insan vardı. Tabi dizinin ilerleyen sahnelerinde bu müfettişin ne kadar katı olduğunu gördük. Bu eleman o kadar katı davranıyordu ki herkesin içinden geçiyordu. Herkese daha ciddi davranmasını ve bir çizgi filmde yaşıyor gibi davranmamalarını söyledi. Bu eleman ilerleyen sahnelerde o kadar ileriye gitti ki tüm öğrencileri düzeltmeye çalıştı. Ve bu düzeltme dediğim şey de ahlaki olarak değil, fiziki olarak. Tüm okulun öğrencilerini yavaş yavaş birer insana dönüştürmeye başladı. Tüm karakterler ilk aşamada bir çizgi karakter gibi görünen bir insana dönüştü. Ama ne kadar fazla o formda kalırlarsa ve ne kadar fazla çizgi filmde yaşıyor gibi davranmamaya başlarlarsa bir o kadar harbiden de gerçek bir insana benzemeye başlıyorlardı.
İlerleyen sahnelerde bu eleman neredeyse amacına kavuştu ve okuldaki tüm kişileri birer insana dönüştürdü. Ve ardından Gumball ve Darwin'in peşine düştü. Onları da birer insana dönüştürmek için. Ama tabii yakalayamadı. Ve Gumball insana dönüşen arkadaşlarını tekrardan eski hallerine geri getirmenin bir yolunu buldu. Ve herkesi tekrardan birer çizgi film karakterine dönüştürdü. Tabii ardından da bizimkiler müfettişin peşine düştü. Ve en nihayetinde müfettişi yakaladıklarında onun insana dönüşmüş olan Rob olduğunu gördüler. Rob kendi tam anlamıyla bir insana dönüştüğü için gerçek bir farkındalığa varmıştı. Ve diğer karakterleri de kurtarabilmek için böyle bir şey yapmıştı. Ve bu derdini diğerlerine de anlatmaya çalıştığında tam derdini anlatacağı sırada Dinozor Tina onu bir güzel dövdü. Ve derdini anlatamadı. Ama aslında bu olayda haklı olan oydu. Ve diğerlerinin iyiliğini istiyordu. Rob onlara sizi şapşallar bunu yapmamın bir sebebi vardı dedi. Elmore'da neler olduğunu anlamıyor musunuz diye sordu onlara. Ya burada olacaklara katlanacaksınız ya da söylediklerimi dinleyeceksiniz dedi. Ve bu sizin hayatınızı kurtarabilir dedi. Ve tam neden onları dönüştürmeye çalıştıklarını söylerken dayağı yedi işte. Çünkü Elmore'un Andaval halkı pek laftan sözden anlamıyordu. Rob dayağını yedikten sonra akşamleyin anca uyanabildi. Ve uyandığında kendi kendine konuştu. Ve neden beni durdurdular ki? Dönüşüm başka yerlere kaçmanın tek yolu. Çünkü bu dünya... dedi ve ayağının altında bir anda boşluğun kapısı açıldı. Ve Gumball'un simülasyon diyarı onu çöplüğe attı. Çünkü bildiği tüm şeyler bu simülasyon diyarı için tehlike arz ediyordu. Yani bu final bölümüyle birlikte de aslında Gumball evreni için olan simülasyon teorim desteklenmiş ve kanıtlanmış oldu bence. Çünkü final bölümü harbiden de bu teoriyi böyle kanıtlar derecesinde. Ama tabii bu benim düşüncem. Neyse bu bölümde sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz de bu teori hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Bana katılıyor musunuz yoksa katılmıyor musunuz görelim. Neyse eğer videoyu beğendiyseniz ve kanala destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenize alıp videoyu like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere hoşça kalın.